6. sınıf matematik dersi kesirlerde çarpma işlemi ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Öncelikle bir doğal sayıyla bir kesirin çarpımına bakalım sevgili öğrencilerim. Baktığım zaman bakın burada modellenen kesirimiz 3'te 2'dir değil mi? 2 bölü 3. Bakın burası 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Burası da 2 bölü 3. Burada 5 tane 2 bölü 3 var. Eğer biz bunları toplayacak olursak hangi sonuca ulaşırız? Eşitlerimizi koyduk. Paydada bulunan 3'ü aynen yazdık. 2, 4, 6, 8, 10. 10 bölü 3'ü bulduk. Şimdi kaç tane burada 2 bölü 3 var? 5 tane 2 bölü 3 var. 5 tane 2 bölü 3'ü 5 çarpı 2 bölü 3 şeklinde gösterebiliriz. Sevgili öğrenciler, bir doğal sayıyla bir kesiri çarparken doğal sayının paydasına gizli bir paydası eklenir. Zaten okunuşu 5 bölü 1'dir. 5 bölü 1 de 5'e eşittir. Eşittiri koyarsın. Çarpma işlemini yaparken payla payı çarparsın. Paya yazarsın. 5 kere 2 10 eder. Sonucun payına yazdım. Paydayla da payda yazıp sonucun paydasına yazarsınız. 3 kere 1 3 eder. İşlem sonucu 10 bölü 3 olur. 8 ile 4'te 3'ü çarpacağım. 8'in gizli bir paydası var. Payla payı çarpıyorum. 8 kere 3 24 eder. 4 kere 1 de 4 eder. İşlem sonucu 24 bölü 4. Tabii burada çoktan seçmeli test sorularında özellikle bulduğunuz sonucu seçeneklerde göremeyebilirsiniz. Bu sizin sonuçta sadeleştirme yapmadığınızın bir göstergesidir. 24 bölü 4. 24 zaten 4'ün bir katıdır. İkisini de sadeleştirme yaparsam 4 ile 24'ü 4'e böldüm 6. 4'ü 4'e böldüm 1. 6 bölü 1 de 6'ya eşit olur. 12 ile 3 bölü 4'ü çarpacağım. 12'nin gizli bir paydasını yapıyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Çarpma işlemine başlamadan önce sadeleştirme yapabilirsin. Yani sonuç üzerinden sadeleştirme de yapabilirsin ama başlamadan önce sadeleştirme yaparsan ufak sayılarla çarpma işlemi yaparsın. Sadeleştirmeyi de bütün pay ve paydaları sadeleştirebilirsin. Yani ben burada 12 ile yukarıdaki sayının payıyla aşağıdaki sayının paydasını sadeleştirebilirim. Diğer kesim paydasını da sadeleştirebilirim. Bak 12 ve 4 birbirlerinin katı. 4'ü 4'e böldüm bir kere var. 12'yi 4'e böldüm 3 kere var. 3 kere 3 9 eder. 1 kere 1 1 eder. 9 bölü 1 de 9'a eşittir. İstersen diğer yöntemi kullanalım. 12 ile çarpacağım ben burada 4'te 3'ü. 12'nin gizli bir paydası var. 12'yi 3 ile çarparsam 36 eder. 4'ü 1 ile çarparsam 4 eder. 36 bölü 4. Sadeleştirme yapıyorum 4 ile. 36'yı 4'e böldüm 9 kere var. 4'ü 4'e böldüm 1 kere var. 9 bölü 1 de zaten 9'a eşit. Unutmayalım, işleme başlamadan önce bütün paylarla bütün paydaları sadeleştirebilirsiniz. 40 liranın 5'te 2'sini bulalım diyor. Bu yöntemi çarpmayla da yapabilirsiniz sevgili öğrencim. Şimdi biz burada 4. ve 5. sınıftan itibaren şöyle yapıyordum. Aslında ikisinde de aynı sonuca ulaşıyorum. 40'ı 5'e bölüyordum. 8 kere var diyordum. Daha sonra 8 ile de 2'yi çarpıyordum ve 16'yı buluyordum. Bir sayının belirli bir çokluğunu çarparak da bulabilirsin. 40 çarpı 5'te 2 dedim sevgili öğrencilerim. 40'ın burada gizli bir paydası var. 40 ile 2'yi çarparsam 80 olur. 5 ile 1'i çarparsam 5 olur. 80 bölü 5 de 16'ya eşittir. 35 metrenin 7'de 3'ünü bulalım diyor. Burada yapmamız gereken bir çokluğun, bir bütünün belirli kesir kadarını, bir parçasını bulmak istiyorsan çarpma işlemi yapman gerekiyor. 35'in burada gizli bir paydası var. Çarpma işlemine başlamadan önce sadeleştirme yapmak daha mantıklı. Niye söylüyorum bunu? Şimdi 35 ile 3'ü çarptın ve 105'i buldun. 7 ile 1'i çarptın, 7'yi buldun. Belki 105'in 7'nin bir katı olmadığını çıkartamayabilirsin. Yani burada belki bir sadeleştirme yapamayabilirsin. Ama baktığım zaman 35 ve 7 karşılıklı. Biri pay, biri payda da karşılıklı da olabilir. Üstlü altlı da olabilir. 35 ve 7'yi işleme başlamadan önce sadeleştirme yapmak daha avantajlı. 7'yi 7'ye böldüm bir kere var. 35'i 7'ye böldüm 5 kere var. 5 çarpı 3 15 olur. 1 kere 1 de 1 eder. İşlem sonucu 15 bölü 1'den 15'e eşittir. Ya da 105 bölü 7 buldun. Tabi burada 105'in 7'nin 15 katı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. 24 litrenin 3'te 2'sini 24 ile 3'te 2'yi çarparak bulabiliriz. 24 çarpı 3'te 2. 24'ün burada gizli bir paydası var. Sadeleştirme yapalım çarpmaya başlamadan önce. 3'ü 3 ile böldüm 1 kere var. 24'ü 3'e böldüm 8 kere var. 8 kere 2 16 eder. 1 kere 1 1 eder. 16 çarpı 1 de 16'ya eşittir. İstersen sonuç üzerinden de sadeleştirme yapabilirsin.
24 ile 2'yi çarparsam sadeleştirme yapmadan 48 olur. 3 kere 1 de 3'e eşittir. 48 bölü 3 de yine 16'ya eşit olur. Kesirlerde çarpmada bir diğer alt konumuz 2 kesirin çarpımı. 4 ile 2 bir kesirdir. 3 de bir kesirdir. Bu ikisini çarpmak istiyorum. Şimdi iki yöntem kullanabilirim. Daha deminki yöntemler bunun için de geçerlidir aslında. Direkt payla payı çarparsın. 2 kere 1 2 eder yazıldı. Daha sonra da paydayla paydayı çarparsın. 4 kere 3 12 eder yazıldı. Şimdi seçenekli bir soru da en sade biçimini ister genelde. 12'de 2 seçeneğini göremeyebilirsiniz. Ama bu sizin yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor. Bu sizin sadeleştirmediğiniz anlamına geliyor. 2 ve 12 2'nin katıdır. Sadeleştirelim her ikisini de 2'ye bölelim. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 12'yi 2'ye böldüm 6 kere var. 12'de 2'yi bulmazsan sadeleştirme yaparak 1'den kesir. 1 6'da 1 kesirine ulaşabilirsin. Sadeleştirme işlemini sevgili öğrencilerim çarpma işlemine başlamadan önce de yapabilirsin. Mesela 2 ve 4 burada sadeleşir değil mi? 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. Başka sadeleştirilecek sayı kalmadı. Çarpalım o zaman. Sonuçları çarpacağım böldükten sonra. 1 ile 1'i çarptım paya yazdım 1 olarak. 2 ile 3'ü çarptım paydaya yazdım 6 olarak. İşlem sonucunu bu şekilde de 6'da 1 bulabilirsiniz. 4'te 3 kesiriyle 3'te 1 kesirini çarpacağım. Şimdi bakın iki türlü de göstermek istiyorum size. Payla payı çarparım. 3 kere 1 3 eder. 4 ile de 3'ü çarparım. Paydayla payı çarparım ve 12'de 3'ü bulabilirim. 12'de 3 de her ikisi de 3'ün katı olduğu için 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 12'yi 3'e böldüm 4 kere var. 4'te 1 kesirine ulaştık. İstersek de pay ve paydaları çarpma işlemine başlamadan önce sadeleştirebilirim. Bakın 3'leri şöyle karşılıklı olarak yok ettim. Yani bunlar gitti. Hani yok ettim derken 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. Eşittirimizi koyduk. Sonuçta hani yok etsen de olur. Yoksa 4 ile 1'in çarpımı yine kendisi edecek. Değişen hiçbir şey yok. 1 ile 1'i çarparım 1'i bulurum. 4 ile 1'i çarparım 4'ü bulurum. İşlem sonucu 4'te 1 olur. Bazen kesir problemlerinde karşımıza çıkar. Bir çokluk verilir. Bu çokluğun der ki 5'te 4'ünün 3'te 2'si. 5'te 4'ünün 3'te 2'si. Bir kesirin bir kesir kadarını çarpma işlemiyle bulabilirim. 5'te 4 ile 3'te 2'yi çarpacağım. 4 kere 2 8 eder. 5 kere 3 15 eder. İşlem sonucu 15'te 8 olur. Çok kolay gerçekten. Payla payı çarpıp paya yazıyorsun. Paydayla paydayı çarpıp paydaya yazıyorsun. Bir bütünün 5'te 3'ünün 2'de 1 kadarını bulmak için sevgili öğrenciler burada 2 tane kesri birbirleriyle çarpmamız gerekiyor. 3 kere 1 3 eder. 5 kere 2 10 eder. 5'te 3'ünün 2'de 1'i 10'da 3'e eşittir. Çarpma işlemlerini yapmaya devam edelim. İki kesirin çarpımını yaparken payla payı çarparım, paya yazarım. Paydayla paydayı çarpıp payda yazarım. 1 kere 1, 1, 3 kere 2, 6. İşlem sonucu 6'da 1 olur. 2'de 1'in 2'de 1'ini hesaplayacağım. 1 kere 1, 1 eder. 2 kere 2, 4 eder. İşlem sonucu 4'te 1'dir. 3'te 1'in 4'te 1'ini hesaplayacağım. Çarparak bulabilirim. 1 kere 1, 1 eder. 4 kere 3, 12 eder. Buradaki çarpma işlemine baktığım zaman sevgili öğrencilerim 3 kere 2 6 eder, 4 kere 3 12 eder. Buraya baktığım zaman 6 12'nin yarısıdır. 6'yı 6'ya böldüm 1 kere var, 12'yi 6'ya böldüm 2 kere var. Sadeleştirme yaparak da 2'de 1 olarak bulabilirim. Ya da şöyle yaparız sevgili öğrenciler. Burada yapmamız gereken işlem sonucuna başlamadan sadeleştirmeyi yapmak. Bakın karşılıklı olarak 3'ler birbirini götürdü. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var, 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. Yukarıda ne kaldı? 3'ler birbirini götürdü derken 3'ü 3'e böldüm bir kez var. 3'ü 3'e böldüm bir kez var. 1 kere 1 1, 2 kere 1 2 işlem sonucunu bu şekilde de 2'de 1 bulabilirsiniz. 7'de 3 ile 5'te 4'ü çarpacağım. Bakıyorum herhangi bir sadeleşen kısım yok. 4 kere 3 12, 7 kere 5 35. Yapmamız gereken gerçekten çok basit. Payla payı çarp, paya yaz. Paydayla paydayı çarpıp payda olan kısma yazabilirsiniz. Sevgili öğrenciler sadeleştirme yan yana olmaz. Üslü altlı olur. Üslü altlı çapraz şekilde de olur ama yan yana olmaz. Bazıları şöyle diyor işte 3 ile 3 sadeleştirdim. Sen bu şekilde sadeleştirme yapamazsın. Sadeleştirme yaparsan bu şekilde kesirimiz değer kaybına uğrar. Ya da 8 ile 4'ü sadeleştirdim. İşte 4'ü 4'e böldüm 1, 8'i 4'e böldüm 2. Bu maalesef yanlıştır. Üslü altlı şeklinde sadeleştirme yapman gerekiyor. Burada sadeleşecek herhangi bir sayımız yok. 3 kere 3 9 eder. 8 kere 4 32 eder. İşlem sonucu 32 bölü 9. 7'de 4 ile 9'da 2'yi çarpacağım. 4 kere 2 8 eder. 9 kere 7 63 eder. Gerçekten kolay. 2 tane kesiri birbirleriyle çarparken payla payı çarpıp paya yazarım. Paydayla paydayı çarpıp payda olan kısma yazabilirim.
7'de 6 ile 8'de 3'ü. Bunu da sorularda şöyle bulabilirsiniz. Bir çokluk verir. İşte nasıl diyeyim? 56 tane tuğlanın 7'de 6'sının 8'de 3'ü kaçtır tarzında soru karşımıza çıkabilir. 6 kere 3 18 sevgili öğrenciler. Payları çarptım. 8 kere 7 56. İşlem sonucu 56 bölü 18. Tabi seçeneklere göre de dikkat etmek gerekiyor. Baktınız böyle bir seçenek yok. Sadeleştirme yöntemine başvurabilirsiniz. Her ikisi de mesela 2'nin katıdır. 2'ye böldüm. 9 kere var. 2'ye böldüm. 28 kere var. Seçenekli bir soruda buna 28 bölü 9 olarak da karşılaşabilirsiniz. Buraya baktığımız zaman payla payı çarpıyorum. 5 kere 5 25 eder. Paydayla paydayı çarptım. 7 kere 6 da 42 eder. En sade biçimiyle zaten yazılmış. İşlem sonucu 42'de 25 olur. Çarpma işlemindeki bir diğer alt başlığımız tam sayılı kesirlerin çarpımı. Şimdi sevgili öğrenciler burada ben size şöyle göstereyim. 3 bölü 4 ile 1 tam 1 bölü 2'yi çarpıyorsun değil mi? Şimdi 1 tam 1 bölü 2'yi çarpacaksın. 1 tam 1 bölü 2 1 artı 1 bölü 2 şeklinde parantez kullanarak yazma durumumuz var. Bu şekilde parantez kullanabiliriz. Yani olay şöyle oluyor. 4'te 3 ile 1'i çarpacaksın. 4'te 3 ile 2'de 1'i çarpacaksın. En son bunları toplayacaksın. Şimdi doğru sonuca gider misin? Gidersin ama bu işlem sanki birazcık uzun sürüyor. Bizim daha kolay bir işlemimiz var. Yapmamız gereken şey tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek. Nasıl yapıyordum? Paydayla tam sayı çarpıyordum. Üzerine payı ekliyordum. 2 kere 1 2. Üzerine de 1 eklersem 3 bölü 2 olarak bulurum. Yanındaki kesir zaten bir tam sayılı kesir değildir. 3 bölü 4'ü de aynen yazdıktan sonra bu sefer çarpma işlemine başlıyorum. 3 kere 3 9 eder. 4 kere 2 8 eder. İşlem sonucu 9 bölü 8'dir. Yani yukarıdaki işlem tabii ki yapılarak doğru sonuca ulaşılır ama yukarıdaki işlem çok uzun zamanımızı alır. Tam sayılı kesirlerde çarpma işlemini yaparken yapmamız gereken şey tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek, daha sonra çarpma işlemine devam etmek. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi biz burada işlem sonucunu 9 bölü 8 olarak bulduk. 9 bölü 8 bileşik bir kesirdir. Çoktan seçmeli bir test sorusu karşınıza çıktı. 9 bölü 8'i buldunuz. İşlem sonucuna bakıyorsunuz. 9 bölü 8 yok. Ne yapacağız o zaman? 9 bölü 8 bileşik bir kesirdir. Ben 9'u 8'e bölerim. Bunu ben tam sayılı kesire çeviremiyorum. Bir kere var. Bir kere 8, 8 eder. Çıkarttım 1. İşlem sonucu 1 tam 1 bölü 8 olur. Yani doğru cevabı burada bitirdik. Ama seçeneğe bakıyorsun. Ya da diyor ki öğretmenin sana orada. Bu işlemin sonucunu bana tam sayılı olarak gönderin. O zaman sen yine bileşik kesir olarak bulursun. Sonra bölme işlemiyle sen o bileşik kesri tam sayılı kesre çevirebilirsin. Buraya baktığımız zaman 4 tam 2'de 1 ile 3'te 2'yi çarpacağım. Önce bunu bizim bileşik kesire çevirmemiz gerekiyor. 4 kere 2 8 1 de burada 9 bölü 2 çarpacağım bunu ben 2 bölü 3 ile sadeleştirme yapabilirim. 2'yi 2 ile sadeleştirdim. Bura 1 kaldı, burada da 1 kaldı. 3'ü 3'e böldüm 1 oldu. 9'u 3'e böldüm 3 oldu. 3 kere 1 3 eder. 1 kere 1 1 eder. 3 bölü 1 de 3 tam sayısına eşittir. 1 tam 7'de 3 ile 2'de 1 çarpmam isteniyor benden. Yapmam gereken tam sayılı kesri bileşik kesire çevirmek. Paydayla tam sayı çarparım, üzerine pay eklerim. 7 kere 1 7 3 de burada 10 bölü 7 eder, yazıldı hemen. Çarpacağım bunu 2'de 1 ile. 10 kere 1 10 eder. 7 kere 2 de 14 eder. İşlem sonucu 14'te 10'dur. 1 tam 4'te 3 ile 2 bölü 5'i çarpacağım. Yapmam gereken tam sayılı kesirlerde çarpma işlemini yaparken paydayla tam sayı çarparım. Üzerine payı eklerim. 4 kere 1 4 3 de burada 7. 7 bölü 4 bileşik kesire çevirdim. Daha sonra bunu 2 bölü 5 ile çarpacağım. 7 kere 2 14 eder. 4 kere 5 20 eder. 20 bölü 14. Tabii sonuca göre bunu da yine sadeleştirme yapabilirsiniz. İşlem burada bitti. Onu da gösterelim. 2'ye böldüm 7 kere var. 2'ye böldüm 10 kere var. Bu işleme 10'da 7 de diyebilirsin. Buradaki alıştırmaya baktığımız zaman 4 tam 4'te 1 ile 5'te 1'i çarpacağım. Paydayla tam sayı çarpıyorum. Üzerine payı ekliyorum. 4 kere 4 16. 1 de burada 17. Paydasını da aynen 17'nin altına yazdık. Önce bir tam sayılı kesir bileşik kesire çevirdim. Daha sonra bunu 5'te 1 basit kesiriyle çarpacağım. 17 ile 1'i çarptım 17 eder. 5 ile 4'ü çarptım 20 eder. 3 tam 7'de 1 ile 3'te 1'i çarpacağım. Yapmam gereken tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek.
7 kere 3 21, 1 de burada 22. Paydada bulunan 7'yi aynen yerine yazdım. Burada da 1 bölü 3 var. 22 ile 1'i çarparsam 22 olur. 7 ile 3'ü çarparsam 21 olur. Eğer çıkan sonuç bileşik bir kesirse, bu bileşik bir kesir. Yani içerisinde bir bütün var. Ve seçenekli bir soruda senden bunu tam sayılı olarak istiyorsa çok kolay payı paydaya bölerek tam sayılı kesire çevirebilirsin. 22'de 21 bir kere var. 1 kere 21 21 eder. Çıkarttım, 1'i buldum. 22'de 21 bir tam kere var. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. İşlem sonucunu, hani burada da doğru bulduk ama işlem sonucunu tam sayılı olarak istiyorsa bunu 1 tam 1 bölü 21 şeklinde de yazabilirim. Sevgili öğrenciler, burada da iki tane tam sayılı çarpımın sayının birbiri kesirin birbirine çarpımı verilmiş. Aynı mantık, ikisini de bileşik kesire çevireceksin. Bu şekilde çarpma işlemini yaparsın da çok zorlanırsın ama. Uzun sürer bir de işlemin. Hiç gerek yok. Yapmamız gereken burayı bileşik kesire çevirmek. 4 kere 1 4 1 de burada. Birincisi 1 tam 4'te 1 kesi 5'te 4'e eşittir. Çarpacağım bunu. 2 kere 2 4 eder. Üzerine de pay eklersem 5 olur. Payda da bulunan 2'yi de aynen yerine yazdım. İşlem sonucu 5 kere 5 25. 4 kere 2 8. Şimdi şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu tam sayılı bir kesir. Bu da tam sayılı bir kesir. Sen bunu bileşik bir kesir olarak buldun. Yani bulabilirsin. Bu normalde bitti. Yazılı sorusu 25 bölü 8'i yaptın. İşlemi burada bitirdin ama kesirli, seçenekli bir soruda senden bunu tam sayılı olarak isteyebilir. Çok kolay. Buna lütfen elimize alışsın. 25 bölü 8 bileşik bir kesirdir. Ben 25'i 8'e bölerek bunu tam sayılı kesire çevirebilirim. 25'te 8 3 kere var. 3 kere 8 24 eder. Çıkarttım 1. 25'te 8 3 tam kere var. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. Siz bunu tam sayılı kesir olarak 3 tam 8'de 1'de yazabilirsiniz. 3 tam 4'te 1 ile 2 tam 3'te 1'i çarpacağız. Yapmamız gereken tam sayılı kesirleri çarparken tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmemiz gerekiyor. Daha sonra çıkan sonuçları birbirleriyle çarpabiliriz. 4 kere 3 12 1 de burada. Birinci kesirimiz 13 bölü 4 olur çarpı. 3 kere 2 6 1 de burada 7. İkinci kesirimizde paydasına da 3'ü yazarak 7 bölü 3 olarak bulduk. Daha sonra çarpma işlemine geçiyoruz. 13 çarpı 7 91 eder sevgili öğrencim. 4 kere 3 de 12 eder. Sonuca bakıyorsun değil mi? Böyle bir alıştırma çıktı. Sonuca bakıyorsun, sonuçta bulamıyorsun. 91 bölü 12 yok. Bu senin yanlış yaptığın anlamına gelmez. Bu senin bunu, bu bileşik kesiri tam sayılı kesire çeviremediğin anlamına gelir. Gerçekten basit. Payı paydaya bölerek tam sayılı kesire çevirebilirsiniz. 8 olmaz, 7 kere var. 7 kere 12 84 eder. Çıkarttım, 7 kalır. 91'de 12 7 kere var. 7 tam kere var yazıldı. Daha sonra bak, burada bir 7, burada bir 12. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. 7 tam 12'de 7'yi de bu şekilde bulabilirim. Yani istersen 91 bölü 12 yazılı da çıktı, bu şekilde bırak. Seçenekli bir soruda bakıyorsun 91 bölü 12'yi bulamıyorsun. Bulamadığın zaman da payı paydasına bölerek tam sayılı kesire çevirme yapmanız gerekiyor. 1 tam 4'te 1 ile 2 tam 5'te 1'i çarpacağım. Yapmam gereken tam sayılı kesirlerde önce bunları bileşik kesire çevirmek. Şöyle ikisini de yapalım da. Bileşik kesirlerde çevirmeyi 5. sınıftan itibaren biliyorsun. Yapman gereken payda ile tam sayı çarpıp üzerine payı eklemek. 4 kere 1 4. Üzerine de 1 eklersen 5 olur. Payda da bulunan 4'ü aynen yerine yazın. 5 kere 2 11. 1'i de üzerine eklersem 11. Payda da bulunan 5'i aynen yerine yazdım. Dikkat et şimdi buraya. Şimdi burada çarpma işlemi yapmadan önce bunları karşılıklı götürebilirim. 5'i 5'e böldüm. Bunu da böldüm. Burası 1 oldu. Burası 1 oldu. 11 çarpı 1 11 olur. 4 kere 1 de 4 olur. İşlem sonucunu bulduk. 11 bölü 4 doğrudur. Bunu biz bileşik kesire de çevirelim. 11'i 4'e bölerek, pardon, bu bileşik kesir olarak çıktı. Bizden tam sayılı kesir istiyorsa bunu tam sayılı kesire çevirebilirim. Payı paydaya bölerek. 11'i 4'e böleceğim ve tam sayılı kesire çevireceğim. 2 kere var. 2 tane 4 8 eder. Çıkarttım. 3'ü buldum. 2 kere var. 2 tam kere var. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. 2 tam 4'te 3 işlem sonucuna ulaşabiliriz. Peki biz burada sadeleştirme yapmasaydık acaba ne bulurduk? Hemen onu da hesaplayalım. Şunu 11 bölü 4'ü kenara doğru aldım. Sadeleştirme yapmayalım. Yukarıda 11 ve 5 var. Çarptım, 55 oldu. Aşağıda 5 ve 4 var. Çarptım, 20 oldu. 55 bölü 20. Dikkat et şimdi. 55'i 20'ye böleceğim şimdi. 55 bölü 20. İkisinin de birbirinin aynısı olduğunu göstermeye çalışıyorum sana. 55'te 22 kere var. 2 tane 20 40 eder. Çıkarttım. Geriye de 15 kalır.
55'te 20 iki kere var. İki tam kere var. Küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. Diyor ki hani diyor bu ikisi aynıydı diyor. İkisi aynı çıkmadı. Şimdi bakıyorum ben 2 tam 4'te 3, 2 tam 20'de 15. İyi de 20'de 15'in orada 4'te 3'e eşit olduğunu bilmek gerekiyor. Niye? 15 ve 25'in katı. 5'e böldüm 3 kere var. 5'e böldüm 4 kere var. Sadeleştirme yapınca sen orada gizli bir 4'te 3 denk kesirinin olduğunu göreceksin. Bakın buradaki alıştırmada çarpma işleminde verilmeyen rakamları bulacağız. Doğru yapılsa da 7 ile 4'ün çarpımına bak bazen 7 kere 4'e buraya 14 diyebiliyor. Orada işte bir sadeleştirme durumu karşımıza çıkabilir. 7 kere 4 28. 3 ile de o zaman ben 4'ü çarparsam 12'yi bulabilirim. 5 ile 7'nin çarpımı 35 ile 8 ile de 6'yı çarparsam 48'i bulabilirim. 6 kere 5 90 ederse ben o zaman 1 ile 7'yi çarparsam üstteki paydaki yani sayıyı bulabilirim. 5 ile 3'ü çarptım. 15 çıkmış. 8 ile de 4'ü çarparsam 32 sonucuna ulaşabilirim. Kesirlerde çarpma işlemi 3 şekilde karşımıza çıktı. Üçünü de gösterdim sizlere. Doğal sayıda bir kesir çarpmak için kesrin paydasına bir gizli paydası yazılır. 6 bölü 1 de zaten 6'ya eşittir. Daha sonra payla payı çarparsın. Paya yazarsın 24. Paydayla paydaya çarparsın. Paydaya yazarsın 24 bölü 5 işlemi. Bileşik kesir buldun. İstersen bunu tam sayılı kesire çevirebilirsin. 24'ü 5'e bölerek. Buraya baktığın zaman bir kesirle bir kesirin çarpımı bu da. Payla payı çarparsın. 15'i bulursun. 8 ile de 7 yani paydayla da paydayı çarpıp 56'yı bulabilirsin. Eğer tam sayılı kesir olarak verilmişse bize burada da yapmamız gereken bileşik kesire çevirmek. 4 kere 2 8 3 de burada. Bunun bileşik kesiri 11 bölü 4 olur. Çarpacağım. 5 kere 3 15 1 de burada. 16 olur. 16 bölü 3. İşlem yapmadan önce bir sadeleştirme yapmak istiyorum. 4'ü 4'e böldüm bir kere var. 16'yı 4'e böldüm 4 kere var. 11 ile 4'ü çarptım 44. 3 ile 1'i çarptım 3'ü buldum. 44 bölü 3 işlem sonucunu bu şekilde de bulabiliriz.